Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Birçok sorunuz var. Bu sorulara değineceğiz. Bu sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Öncelikli olarak Öğretmenler Odası toplantısında Yusuf Tekin'e öğretmenlerimizin atama sayısının kaç olacağıyla ilgili soruya ağzından sehven 23 bin civarı olacak dediği söylenmekte arkadaşlar. Yani bu bizim kulislerden aldığımız bilgilerle paralellik gösteriyor. Biz de 24-25 bin civarında olarak gelmişti. Ne olur 1000 eksiği olur, 1000 fazlası olur ama demek ki bu civarlarda dolaşacağı benziyor. Yani ne olur 22 bin olabilir, 23 bin olabilir. Yani buralarda arkadaşlar bu kontenjan, toplam kontenjan sayısı artık kalacak gibi duruyor. Açıklamada bu şekilde gelebilir. Şimdi şöyle de bir durum var. Yusuf Tekin'den öğretmenleri üzen haber denmiş. Yusuf Tekin'i il ziyaretlerinde kayıt altına alan öğretmenlerimiz kendisine öğretmen atamalarını sordular. Bakan Yusuf Tekin ise seçimden sonra açıklanacağını belirtti. Bu açıklama atamaların düşük sayıda açıklanacağı olarak yorumlandı. Şimdi seçimden sonra olarak belirtmiş. Fakat bu Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Zaten bakanlıktaki arkadaşlarımızdan gelen bilgilere göre diyorlar ki her şey tamam, bütün atamalar tamam, bakana sunulmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın onayının beklendiği söylenmekte. Cumhurbaşkanı ne zaman takdir ederse o zaman haber gelecek şeklinde konuşuluyor. Yani seçim öncesinde de son bir koz olarak öğretmen atama müjdesini verebilir. Belki sayı belirtmeden topu Milli Eğitim Bakanlığı atabilir. Ya da işte sayı belirtir. İşte toplam 20 yılda şu kadar atama yaptık şeklinde bir açıklama gelebilir ve detayları seçim sonrasına kalabilir değerli arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da sürekli kulislerde konuşulan bir durum var. Mülakatlarda yeni sisteme göre yapmak istediği bilinmekte. Sürekli Cumhurbaşkanı'na bununla ilgili talebini sunduğu söyleniyor. Neydi bu? Yeni sisteme göre işte kamerayla kayıt altına alınacak, müfredat sorulacak, en az yarım saat 45 dakika kadar ders anlatması ve kazanımlarla ilgili soruları içeren bir mülakatın olacağı söyleniyor. Yani en az yarım saat sürecek, 45 dakika sürecek bir mülakattan bahsediyoruz. Bunu gerçekten yapmak istediğini, arzu ettiğini ve Cumhurbaşkanı'na ilettiğini, Cumhurbaşkanı'nın da seçim öncesinde böyle radikal değişiklikler, kararlar alınmayacağı şeklinde söyleniyor. Bu şekilde yorumlanıyor arkadaşlar. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Burada arkadaşlar önemli iki nokta. Atamaların düşük sayıda açıklanacağı denmiş. Yani sıralamalarını yazıyor bazı arkadaşlarımız. Arkadaşlar yani şimdi bir sınıf öğretmenliği için 2000. sırada olmak atanacağı anlamına gelir. Öyle söyleyeyim. Fakat bir biyoloji öğretmenliği için, fizik öğretmenliği için 2000'in sırada olan aday için aynı şeyi söyleyemem. Onun için atanması zor bir durumdur. Yani şimdi zor bir ihtimal diyoruz. Hocam atanacak mı, atanmayacak mı diye soruluyor. Yani bunun cevabını vermemiz için Milli Eğitim Bakanı olmamız lazım. Bu kaç kontenjan ayrılacağını kesin olarak bilmemiz lazım. Yani bunların açıklanması lazım. Şimdi açıklanmadan farazi konuşuyoruz. Ama işte sınıf öğretmenliğine kesin gözüyle bakıyorsunuz diyor. Yani 1000. 2000. sırada olan bir sınıf öğretmeninin evet 20 bin dahası 15 bin dahası kesin atanacağı bellidir.
Yani çünkü en çok emekli olan da, en çok ihtiyaç olan da sınıf öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde. Ama dediğimiz gibi bir fizik için, bir coğrafya, tarih öğretmenliği için 2000. sırada olan arkadaşımız için kesin atanacaktır kelimesini kullanmamız zor. Yani atanma ihtimalinin düşük olduğunu söylemeye çalışıyoruz biz sizlere. Yani o atamada bakarsanız 2000 verilir. Hani olmaz ya, verilebilir, ihtiyaç vardır. Bir proje vardır. O zaman 1000. sıradaki arkadaşımız, 1500. sıradaki arkadaşımız atanabilir. Ama onun için de çok radikal bir proje, bir konu olması lazım ki atama yapılması lazım ki rehberlik öğretmenliğinde bile istenilen düzeyde atama yapılmıyor. Her okula bir rehberlik öğretmen düsturuyla yola çıkıldı. Bu şekilde bakanlığın çalışmaları var ama ona rağmen rehberlik atamaları istenilen düzeyde değil. Hala daha bir rehber öğretmen iki okula, üç okula birden bakmakta. Bununla ilgili de birçok şikayet ve haber gelmekte tarafımıza. Durum bu şekilde ve Eğitim Birsen'in bir açıklaması vardı arkadaşlar. İşte atamaların ne zaman açıklanacağı ile ilgili ve yıllara göre burada atama sayılarını belirtmişler. Ona da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada denmiş ki 2014-2016 yılları arasında 50 bin bandında öğretmen ataması yapılırken, evet o yıllar iyi yıllardı arkadaşlar. Bütçe sıkıntısı da yoktu. 2017 yılında 22 bin, 2018 yılında 45 bin, 2019 ve 2020 yıllarına 40'ar bin, 2021 yılında ise 35 bin öğretmen ataması yapılmıştır. Son 10 yıllık süreçte en az öğretmen ataması 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılında ise 45.154 öğretmen ataması yapılmıştır denildi. Ben size arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şimdi bu 45.154 öğretmen ataması geçen yıl yapılmıştı. Aslında arkadaşlar yani bu sene verilecek olan kontenjanın bir miktarı, bir kısmı kırpılıp 2023 yılına verildi diyebiliriz. Yani 2023 yılında sınava giren arkadaşlarımız şanslıydı aslında. Bundan sonraki yıllarda bu atamalar arkadaşlar en fazla yine söylüyorum 30 bin bandında olacak. Yani 40 binleri görmemiz ne zaman olur, ne zaman ihtiyaç ortaya çıkar bilemiyorum ama en azından bir 4-5 yıl zor arkadaşlar. 20 ile 30 bin bandında devam edecektir. Ta ki belki bir dahaki seçimlere doğru 5 yıl sonra 45 bin 40 binli rakamları görebiliriz ama onun dışında arkadaşlar zor. Buradaki bu 45 bin geçen yıl genel seçimlerden dolayı yapılmıştı. Yani burada da 30 bin 35 bin bandında alınsaydı bu sene de arkadaşlar rahatlıkla şunu diyebilirdik. 35 bin öğretmen ataması bekleniyor diyebilirdik çok rahatlıkla ama maalesef ki geçen yıl 45 bin öğretmen atamasının yapılması ki geçen yıl da aynı durumdaydık. Bütçe sıkıntıları, bir takım sıkıntılar mevcuttu ama geçen yıl zorlandı bütçe ve 45 bin atama yapıldı. Bu sene de acısı çıkıyor. Ne olacak? Artık 22 bin olur, 23 bin, 24 bin. Yani bu bantta 25 bin olabilir. Buralarda dolaşacak arkadaşlar bu rakam. Ha, bu rakamda sınıf öğretmenliği yine en çok kontenjanı alacaktır. Daha sonra okul öncesi, rehberlik gibi branşlarla devam edecektir. Burada Türkçe öğretmenlerinin kontenjanlarının geçtiğimiz yıllara oranla bir tık daha artış olabileceği düşüncesindeyim. Çünkü birçok proje var. Bakan da Türkçe öğretmenlerine çok önem veriyor. Ve bununla ilgili biliyorsunuz dilimizin zenginlikleri gibi projeler hala da devam etmekte. Şu an için bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Önümüzdeki yıllar sorulmuş. Dediğimiz gibi arkadaşlar 20-30 bin bandında devam edecek. 15 bine düşer mi? Tabii ki de
Bu bütçe durumu önemli atamalarda. Bakan Şimşek zaten ne dedi? Emekli olan kadar artık atama yapacağız. Bütçemiz buna izin veriyor şeklinde yorumlandı. Açıklaması vardı zaten kendisinin de. O yüzden dolayı bundan sonraki yıllarda da 20-30 bin aralığında devam eder. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.